yakışıklı. Abi bak vallahi sana yemin ediyorum. Bak şu anda gezdiğim şeyi vallahi denizde zevk alamıyorum ben. Yemin ediyorum alamıyorum denizden. Şuraya bak Allah aşkına ya. Şuraya bir yaklaşır mısın? Şu sesi duymanı istiyorum çünkü. Bak. Cozurtu. Bak. Vay 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 vay. Evet. Bize destek olmak adına videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, güzel bir Çanakkale sabahından hepinize merhaba. Bugün Pırnal Spor Mehmet abim. Baklava sponsorumuz Hüseyin Ceylan'la beraber dağa geldik, Alabalık Avı'na. Mehmet abi böyle yavruları yatırmış. Ya Mehmet abi bunlar ne böyle ya? Sabah kayıntısı bunlar. Sabah yalantısı mı? Of 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 of. Bugün Hüseyin Ceylan ve Mehmet abimin misafiriyiz. Sağ olsunlar, bugün dağ avına geldiler, beni de çağırdılar. Bakalım önce güzel bir yağlantı kayıntı yapacağız. Daha sonra Mera'ya doğru yola çıkacağız. Bize afiyet olsun. Avda görüşmek üzere arkadaşlar. Rast gelsin. Arkadaşlar dağ avından herkese merhaba. Bugün Uğur kardeşim, Mehmet kardeşimle birlikte Kırmızı Benekli Alabalık Avı'na geldik. Kullandığımız ekipmanları tanıtayım. Benim kullandığım kamış Kroni Stream serisi. Şöyle özel bir kamış. Çok yakışıklı bir kamış. Özel yapım bir kamış. Çok hoşuma gitti. Şu anda bunu deniz avcını bırakmak istiyorum. Dağ Alabalık Avı için sağ olsun bu işi yapan kardeşime özel olarak rica ettik. Kendileri de sağ olsunlar bizi kırmadılar. Benim için getirttirdiler. Makinemiz Shimano Stella 1000 S serisi. Eski bir makine ama çok kuvvetli ve güzel bir makine. Yem olarak arkadaşlar şöyle, normalde solucan avı Kırmızı Benekli'de yasak olduğu için biz yasak av yapmıyoruz. Şu anda yasak olmadığı için MEPS ile avlanıyoruz. MEPS Comet, MEPS Aglia 1 numara. Mavi benekli olur, kırmızı benekli olur. Hepsini deneyeceğiz. Hayvanın yem yeme durumuna göre değişiyor. Mavi benekli, kırmızı benekli tercihi. Kamış atarları ne peki? Kamış atarı 0.85 gram, boyu 1.75. Genelde 1.75-1.80 kamışlar tercih ediyoruz. Çünkü dereyi gördüğünüz gibi çok derede kısa mesafe olduğu için uzun menzilli kamış olmuyor veya uzun boylu kamış olmuyor. Rahat hareket edemiyorsun, atış sağlayamıyorsun. O yüzden en yükseği 1.80 olması lazım bizim bu bölge için. Yani daha farklı Karadeniz bölgeleri veya Doğu Anadolu bölgelerinde tabii bunlar küçük kalıyor. Ama bizim bu Balıkesir bölgesi dediğimiz bölgede bu kamışlar daha ideal boy aralığı. Hatta 1.50. Şimdi Uğur kardeşim 1.50 kamış kullanacak ilk defa hayatında. Bayağı bir kısa kullanacak. Kendi kamışını vereceksin kardeşim. Ben aslında Uğur'a kendi kamışımı vereceğim. Uğur 1.50 bir kamışla av yapacak. Deneyeceğiz bakalım nasip. Bugün inşallah güzel bir av sunarız sizlere. Güzel bir av gelsin. Rast gelsin. Ama başlıyoruz yavaş yavaş. Herkese rastgele. Kamerasını takmış. Bekliyoruz. Kamışını hazırlamış. Ama doğru yola çıkıyor. Maksat spor. Maksat spor yapmak bizim. Sen buraların adamısın Mehmet abi. Tabii Pırnarların adamı. Dağların adamıyım. Aynen. Doğrudur. Aynen. O zaman seni doğayla baş başa bırakıyoruz. Herkese rastgele. Herkese rast gelsin. İyi seyirler arkadaşlar. Sağ olun. Ama başlıyor. Bizim hayatlar belgesel gibi abi, zaten şuraya baksana. Yani abi bak vallahi sana yemin ediyorum, bak şu anda gezdiğim şeyi vallahi denizde zevk alamıyorum ben. Yemin ediyorum alamıyorum denizden. Şuraya bak Allah aşkına ya. Bu iş şey de çok iyi ya. Al hanımı çocuğu. Öyle mi? Gel böyle. Yıllardır geliriz. Yıllardır da söylüyoruz. Biz daha karıyı çocuğu karadan dün akşam yine laf yedim zaten. Vallahi billahi. Getirsek getirsek. Aradan dün akşam yine laf yedik zaten. Dedi yıllardır gidiyorsun dedi. Bir de bizi götürmeyelim dedi. Hakikaten de bir götürmedik yani. Şuraya niye getirmeyiz? Ben hiç getirmeyiz. Baksana yani abi, yani çok cidden çok güzel bir şey. Abi bak arabayı bıraktığımız yere. Bak şimdi bir yer var. Oraya atma sana. Otur. Bak şurada bir yer var. Çok güzel. Şimdi ineceğiz avlanmaya. Böyle abi orası çok süper. Oraya gel. Senede bir defa getireceksin atını zaten. Sesi kapanır. Bir kere tamam. Abi burada hayatın kurtarmış. Ama şöyle bir şey de olabilir. Yani bir kere getirdikten sonra her gün içinde gelmek isteyebilir yani. Bunu
Çok güzel. Oldu mu? Çok güzel. Helal helal abi. Evet. Evet. Nasıl gelsin Emre abi? Hızlı ve renkli, sağlıksın. Dur bakalım. Çok yakışıklı. Çok başka şeker. Fazla zarar vermedi. Evet arkadaşlar, çok güzel bir kırmızı benekli. Hamamımıza zarar vermeden salıyoruz ait olduğu yere. İnşallah. Rast gelsin abi. Eyvallah. Yine sağlık. Burada yine balık yoktur hacı, ben sana söyleyeyim. Aha aldım. Of. Of 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 of. Of of. Ay maşallah. Bu ne be? Of 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 of. Of. Evet arkadaşlar, o kadar çok balık vurdu, alamadık. Ama bu seferkini aldık. Maşallah var. Çok güzel. Hoppa. Şimdi bunu yaşam alanına geri iade edeceğiz. Şöyle yapalım. Şöyle. Bir de fotoğraflayalım bunu. Evet arkadaşlar. Hoppa, kamerayı biraz da kaldıralım. Şöyle gösterelim. Yaşam alanına iade ediyoruz. Ve gitti. Of 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 of, maşallah maşallah. Of benekliğe bak, benekliğe. Of 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 of, güzelliğe bak. Maşallah. Arkadaşlar bu ikinci büyük balığım. Balığım maşallah var. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir hayvan. Bunu tekrardan yaşam alanına iade edeceğim. Ama önce bir fotoğrafını alalım tabi. Evet arkadaşlar. Şimdi ürkütmeden iade edeceğiz. İadesini yapalım. Şu şekilde. Hadi bakalım. Herkese rast gelsin. Hop gitti. Evet. Evet harika. Harika. Evet harika. Görüyorsunuz çok güzel ama böyle, evet, çok küçük balıklar, çok güzel. Şu güzelliğe bakın, zarar vermeden salacağım hemen. Bu balıklar çok kurşun olduğu için, evet, şöyle fişek gibi gitti. Herkese rastgele. Evet. Oo, güzel. Güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Fazla görünmüyor. Şimdi şuraya salalım. Evet, atıyoruz arkadaşlar. Hop. Fişek gibi gitti. Evet geldi, çok küçüktü, bir tane daha geldi peşinde, takıyı da takip ediyor. Bundan da küçüktü tam.
Of, çok güzel vurdu. Yine bir vuruş aldım. 3 sefer vuruş aldım. Birini aldım, saldım. İkisini alamadık. Evet, güzel bir tane rakamladım. Ama küçük hayvanlar. Şöyle incitmeden yanından yakalanmış zaten, ağzından değil. Tam kulucuna girmiş, evet. Şöyle görüyorsunuz. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Biliyor musun? Bir de fotoğraf alalım. Evet, güzel. Herkese rastgele. Hop. Çok kaygı. Evet, atıyoruz. Şuraya atalım. Gitti. Evet, harika. Evet. Oh, oh, oh. Görüyorsunuz. Üç iğnenin üstünde yutmuş. Şimdi şunu alalım. Başı. Evet. Üç iğnenin içinde yırttığı zaman arkadaşlar, evet, kurtardık. Tamam, çok güzel. Şu an canlı hayvanı görüyorsunuz. Hala oynuyor. Of, of. Bir de fotoğraf alalım. Evet, salıyoruz. Attık arkadaşlar. Bak, fişek gibi gitti. Herkese rastgele. Olmasa çok güzel. Aha. Uf. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Kırmızı benekli. Şöyle. Yaşam alanını iade edeceğiz. Mehmet arkadaşım da görüyor musunuz bilmiyorum, çalıların arasında. O da aldı. Of, of. Çok güzel be. Çok güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Günün belki trafosu diyebilirim. Evet, çok güzel. Günün trafosu diyebilirim şöyle. Mepsi yine üçünü de yutmuş. Ya, zarar vermeden çıkaracağım. Ondan sonra bir fotoğraf çekip salacağım. Evet, bunu da salıyoruz. Hüseyin'inki geri gelmiş. Oo, bir dakika. Dur hemen bir saniye. O gider. Korkmaz var ya. Arkadaşlar. Evet. 3 sefer vurdu. O taraftan alamadım. Bir de böyle döneceğim. Evet, aldım. Çok az. Çok güzeldi be. Evet, bir daha aldım. Evet, güzel. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. İğnenin üstünde yutmuş. Başlarını çıkartıyoruz. Sonra birini. Evet, hiçbir şey olmadı. Evet, salıyoruz. Balığımızı bitirdik. Tabii yakaladığımız balıkları geri saldık. Yağlantıyor. Yağlantıyor için çiftliğe girdik. Çiftliğe girdik, çiftliği patlatıyoruz şu anda. Kaç tane aldın? 6 tane aldım ya. 6? Hı. Gelelim yağlantı kısmına. Sabahtan bir hayali kurduğumuz yağlantı kısmına gelmiş bulunuyoruz. Bıçağın kestiğini söylemiştim sana.
Bir dakika önce yaşıyordu bu balıkları. Aynen, balıklar bir dakika önce canlıydı. Balıkları bir dakika önce aldık. Fakat şimdi balıklar bir dakika duruyor. Bu hayatı biraz yaşadığımız doğrudur. Dönmezsem yanıltı var kanka, biliyorsun. Aynen. Çok yürümüşüz burada. Çok yürümüşüz ya. Kaç yapmıştık? Kaç kilometre? 16.000 adım. 16.000 adım. 16.000 adım attık. Harbiden bayağı da acıktık hani. 16.000 adımın üstüne. Bir de düz yoldaki bir 16.000 adım değil. Yani sürekli görüyorsunuz ormanlık alan. Buraya dereye yukarıdan dağdan iniyoruz. Geri yukarı çıkıyoruz. Yani bayağı da bir efor sarf ediyoruz. Yorucu. Evet, bizim bıraktığımız... Evet, burası var. Bıraktığımız... Yollara işaret bırakmaktan aldım. Arkadadır burada. Dağ insanı geliyor, dağ insanı. Biz bu insan dediğimiz yaratığı yukarıda bıraktık. Biz avı bıraktık. O yukarıdaki avuzda 8 vuruş bir tanesini aldık. 8 vuruş almış arkadaş. Doyma hocam be, doyma hocam be. Çok bekledim ıssız gecelerde diyor. Sen gelirsin diye donsuz yattım diyor. Çekiyor, çekiyor gel. Bak, insan bak, Allah'ın çeşme insanın ilçesine benziyor mu arkadaşlar? Bakın, hiç insana benziyor mu? Neden? Elini kullanması çok zor çünkü. Bardak da yok daha da. Bildiğin yalak insanı, yalaktan su içiyor sanki. Orası öyledir sağ olun. Uğur ince çelik yapıyor. Havamız biraz ufak. Kamp tavası abi. Şimdi biz hadi neyse de şurada oturan bir insan var, bu insan değil. İnsan olmadığı için gördüğünüz gibi Afgan'dan asarık ya tavada bir tane. Tek seferde gidiyor şimdi arkadaş. Ya böyle bir doğa, böyle bir huzur yok, nerede yok, var ya? Şey Allah aşkına. Şuraya bir yaklaşır mısın? Şu sesi duymanı istiyorum çünkü. Bak şimdi aman tanrım diyor. Bak. Cozurtu. Bak. Yeniden tutar şunu. Baksana şuna ya. Vay 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 vay. Evet. Daha tamam, çok önemli. Gerisini de al, gerisini de al. Aldım, aldım şimdi. Evet arkadaşlar, balığımızı yakaladık. Tabii yakaladığımız balıkların hepsini saldık. Sürdürülebilir avcılık için ne yapıyoruz? Evet. Kırmızı benekli biz almıyoruz abi. Hani günlük kaç tane de Hüseyin alabilmek? 3 tane serbest 25 santim ve üstü 3 adet alık koyabiliyoruz ama biz almıyoruz. Biz almıyoruz. Biz çiftlikten gittik, yiyecek balığımızı aldık. Şu anda soframızı kurduk, balığımızı pişirdik. Keyfimizi yapacağız. Ondan sonra yola koyulacak. Ondan sonra yola koyulacağız. Buradan Hüseyin Ceylan'a kamera arkasından. Mehmet Arslan abime çok teşekkür ederim bu güzel günü bana yaşattıkları için. Umarım siz de videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz bize destek olmak adına videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Katıl butonundan da faydalanabilmek için girip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Destekleriniz için çok önemli. Her şey gönlünüzce olsun. Bize de afiyet olsun. Afiyet. Çanakkale isminden sevgiler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese rast gelsin.